Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Patates. Kestik ortadan ikiye ama olsun. Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma. Sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz gönül dostlarım. Köydeki bahçemize ve taze patates kazmaya. Şöyle taze taze patateslerden dedim kazayım ufak filan. Çok dökmemiş gibi. Bunlar çok güzel oluyor. Kabuklu kabuklu şey yapması. Kızartması. Yine de Allah bin bin bereket versin. Bakamadık, otunu zamanında yolamadık, çapalayamadık ama gene de Rabbim yiyeceğimiz kadar, yani bahçemizde datacak, kokacak kadar veriyor. Şöyle şöyle. Kabuklu patates güzel olur. İyi. İyi maşallah. Ben de çok severim. Çocuklar da çok sever taze patatesi. Güne kahvaltıyla başlayalım dedik. Minik minik. Biz patatesleri geç ektik. Sonra da zamanında çapalayamadık. O da bu kadar oldu. Olsun. Olsun bakalım. Nasibimiz işte. Olmuş yine. Bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Böyle bu bize yeter. Şimdilik çocuklarla yeter. Lazım oldukça gazarız. Yıkıyorum. Zaten kabuğu çok taze çıkıyor da ben kabuğunu soymayacağım. Sade lekeli olan yerlerini. Toprak kalmadığından emine olasıya kadar şöyle bıçağın ucuyla falan çukur yerlerini temizleyeceğim. Çok azıcık ya, çok az. Sadece tavanın dibi tutmayacak kadar. Kapağını kapatacağız. Buhar gibi böyle güzelce kabuklu patatesimiz, taze patates pişecek. Doldurdum. Kabak çiçeği dolması da güzel güzel pişiyor. Dışarıda ocak başında odun ateşinde yapacaktım. Bebeğe baktığım için ön taraftaki evde yapıyorum arkadaşlar. Mutfakta pişiriyorum yemekleri. Çünkü bebek hemen ağlıyor. Yetişip koşmam lazım. Ağlatmamaya çalışıyor. Çok küçük, kıyamıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Özleme omlet hazırlıyorum. Omletin içerisine bir çay kaşığı kimyon. Kimyon. Yeter kadar tuz. Ceviz. Ceviz içi. Şöyle kırıklıyor. İri iri. Cevizleri iri iri kırıkladım. Yıkayıp kurulamış olduğum yumurtalar. İki tane, bir tane de olur. Bol yesin diye, çok yesin diye iki tane yumurta.
biraz yağ. Patates çok güzel kızardı. Buna da kimyon ekeceğim. Bunda zaten iç harçla kabak dolmamız pişti. Altını kapattım. Onda da bolca kimyon var. Çünkü gerçekten çok faydası oluyor. Çocuğun hani kazı olmuyor. Karnı şişmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tarlanın boş tarafında gözümüzün gördüğü ye, semiz otu. Görüyor musunuz? Semiz kaynadı. Önce sirken kaynadı. Sirkeni sürdük. Şimdi de semiz otu. Şu duruma, vaziyete bakar mısınız? Allah'ım. Çiğ yiyin, kavurun. Her türlüsü nasıl güzel olur. Kahvaltıca çiğ yiyoruz. Sonra böreğini yapıyoruz. Sonra ne bileyim, bulgurlu yemeğini yapıyoruz. Yani her şey çok güzel. Hiç pişirecek derdin, sıkıntın yok burada köyde. Mısırlarımız da bak, bir tane. Mısırda kaç sübek? 1, 2, 3, 4 tane. Mısırlarımız da gayri sübek veriyor. Bunları da kaynatacağım, kuzularım yiyecek. Allah! Polen yiyemez de şöyle şu sıra bayağı bir güzel dökmüş. Burası da çapalanacak. Güzelce boğazları dolacak. Orayı çapalamıştım. Allah'ım ya, her şey yeşerdi güzel. Yeşil güzel ya. Yeşil yem yeşil çok güzel her şey. Kahvaltıda bitki çayı içiyoruz arkadaşlar. Daha güzel oluyor. Hem de seviyoruz. Hepimiz de bitki çayına alıştık. Normal siyah çay da içiyoruz. Bazen de böyle bitki çayı içiyoruz. Tam bir köy kahvaltısı yapıyoruz. Cevizli omlet, işte kabuklu patates, karpuzdan oluşan şöyle. Olmazsa olmaz mevsiminden dolayı kahvaltıda semiz otu. Semiz otu çok güzel. Taze. Çok taze değil mi? Organik köy kahvaltısı. Aynen, nasıl biliyor musun, bahçede onları da gösterdim. Su gibi semiz dolu. Hemen yiyin, yemeğini yapalım. Garıplarda var, her yerde var, boşta var maşallah. Sanki hı, ekmiş gibisin hani. Ha, ekmiş gibiyiz aynen. Yani çok güzel. Tabii bir de kiraz da koydum. Belki yeriz diye. Karpuz mevsimi artık böyle işte. Sade peynirimiz yok. Peynir de ıslatmayı unuttuk, akşamdan koyun peyniri. Çok tuzluydu. Şimdi Özlem yumurtayı haşlı yemediği için, haşlanmış yemediği için, bir de kimyonla yemesi gerektiği için omlet yaptık. Yakup'la bize de şöyle haşladık. Babamız da çekimde. Evet. Babamız çekimde. Kevserciğimiz de gitti. İşe başladı. Böyle işte köyde günler geçiyor. Bize afiyet olsun. Köy kahvaltısı, bahçede görüşürüz arkadaşlar. Baltalar elimizde. Biz gideriz çay açmaya, değil mi? Bekler elimizde kazmalar. Evet. Biz gideriz kuyu kazmaya. Ha, biz gidiyoruz küçük iğneyle kuyu kazmaya değilmişiz. Yani çapa kürekle gidiyoruz kuyu kazmaya. Evet. Kuyumuza. Çok şükür, çok şükür, bin şükür arkadaşlar, bahçemize şöyle masrafsız, fişe ceyranı takmadan, hiçbir enerji tüketmeden, değil mi? Hani senin temiz kalbin, duan sayesinde oldu. Dua ettim. Allah'ım diyorum, benim bahçeme de diyorum, şöyle kaynak suyu aksa dedim. Şöyle duaların kabul oldu işte anne. Dualarım kabul oldu, şükür şükür. Suyumuz akıyor. Biz de tükenmesin diye yukarıdan dereden gelen suyu Yakup'la beraber
çevireceğiz. Çok sağ olsun, var olsun. Sana sağ olun, sana Allah razı olsun. Ha, sizden de. Allah razı olsun. Bu dağın Allah'ın suyu. Biz de bunu kendi şeylerimiz için, bitkilerimiz için, topraktaki canlılar için kullanacağız inşallah bakalım. İnşallah bahçemize sürekli akar şey kaynak su akacak. İnşallah. İnşallah kusun. Bu da annemin fikriydi. Çok güzeldi. Vallahi. Anne şeyin bahçe işleriyle uğraşan bir insanın zeki olması bir başka tabir oluyor değil mi? Tabii zeki olacaksın. Böyle saf saf olmayacaksın. Aynen. Şimdi nasıl yapacağız değerlendirelim değil mi? Gösterelim. Evet anne. Ülker abla sizin bahçe nereden sulanıyor dediğinizde biz de işte bu kuyudan suladığımızı belirtmiştik. Buradan şöyle eve dinamo orada ceyranına su basıyordu. Fakat son fişe takıp da fişten çektiğim bahçeyi sulayıp sonra da fişten çektiğimizde su hala bahçemize löpür löpür akmaya devam ediyor. Biz de dedik ki Yakup'la beraber şuradan dereden su geliyor. Bu kimsenin suyu değil. Dağların suyu. Dağlardan geliyor, çamlıktan. Çevirelim şu gelen suyu. Şöyle kuyumuza şuradan çevirelim. Kuyumuzun içine aksın. Buradan da bizim bahçeye yani sürekli su aksın dedik. Yani masrafı yok. Ceyrana fişe takmadık. İnşallah. İnşallah. Hadi bismillah diyelim. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Nereden çevirebiliriz? Yapabiliriz. Buradan böyle aldıracağım ben. Taşlar da koyacağım tabii. İlk başı şurayı bir alayım anne. İncecik. Ha, yumuşak mıymış kuzum? Ben de yardım edeceğim. İkimiz bir kürekle belli. Yani tek kişinin için şu. Birazdan yardım edersen. Tamam. Önce ayağını açıyor. Yani yolunu açıyor. Yine ben de yardım edeyim. Bir elin nesi var, iki elin sesi var olsun. Akan dereyi beraber çevireceğiz. O gelir. Allah'ın izniyle. Biliyorum anne. Ha, ben içine kaçarsam çıkarsın değil mi? Çıkartırım anne de sen fazla yaklaşma Allah korusun. Allah korusun. Ben yüzme bilmiyorum da. Haklısın annem köyün yerinde nasıl öğrenecektim? Gençliğinde de İzmir'de çalışmaktan fırsat bulamadım. Aynen. Gerçi pek sevmiyorsun sen anneyi. Ben de sevmiyorum çocuklarım. Anneciğim ben buna yolu ayarlayacağım. Ama senin orada çekilmen lazım anne. Şundan atarım dedim de taktım. Ben biraz bunu da kırayım. Zaten şurayı bir açacak kuyu engel. Ama oraya kadar yapacağız. Burası gider galiba. Anneciğim küre verir misin? Ben taşlarını şöyle alıvereyim. Oradan da alayım. İsterse bu bir şey olsun. Hani öyle yükselsin. Ha, şunu. Ha. Burayı yükselteceğiz. Tamam. Orayı fazla oymamıza gerek yok. Güzel taş buldum. Hayat olsun. Gidecek şimdi. Şurayı geldi.
zaman içine bitirelim. Geliyor. Hadi akmaya başladı. Geldi geldi. Geliyor. Başardık. Anlattın mı abin yaşı sen ya. Başardık. Başardık. Tamam. Açıversin oğlum içine. Tamam. Biz bunu başardık. Çok şükür. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musun? Şuna küçük taşlardan koyacağım ki kumlar gitmesin diye. Şöyle tamam. Hani kumlara engel olsun diye şu çakıllar kuyuya. Süzgeç görevli olsun. Olur anne. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Ha, gitmez kumlar zaten. Kumlar gitmez artık. Yukarıdan berrak geliyor ya, biz bulandırdık ya. Ondan gitmiyor. Tamam. Şimdi şuraya ben şu çamuru alacağım çocuğum. Bak. Burayı geleceğim çamurunu. Gördün mü? Oley! 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 Başardık. Oh, ben de şunlarla sabitleyeyim şunu arkasına. Tamam. Bak nasıl? Çok güzel. Çok güzel. Şimdi durulanı. Sadece şuradan sızıyor. Oraya da toprak atabiliriz. Şuradan bile alıp alabiliriz. Şuradan kürekle. Nereden sızıyor annem? Nereden sızıyor? Şuradan toprağı olmadığından öte gidiyor. Şöyle kuyuya atıyor. İşte o. Elinle de cip cip. Harikasın. Bir tane de burada. Harikasın oğlum. Sen sağ ol. Sen, aha şurada. Sıvabada ne yapalım? Sıvaba şimdi yine güzel. Yine şu köşeyi yapacağız. Tamam. İçine akanı bile yeter. Süper. Çok şimdi güzel oldu. Şimdi takipçiler nasıl olacak değil mi anne sana? Bu su oraya gidiyor ama orayı engellemedi diyecek. Senin fikrin neydi annem, ikinci fikrin? Şurayı da göstereceğiz. Hadi gösterelim. Ben çapamı alayım. Sen anne yürü önüne. Çapamızı unutmayalım aman diye. Tamam. Dikkat et ama anne. Şimdi şöyle güzelce buradan su, bu daha biz bulattık, durulanacak. Berrah bir şekilde kuyuya akıyor. Yukarıdan dereden gelen su kuyuya akacak. Oradan da dediğimiz gibi bizim eve basacak. Kuyu dolarsa ne olacak? İşte buradan zaten kendisi taşıyor. Bak gel. Oradan aktı ya, buradan nasıl taşıyor bak. Hem buradan. Dur şöyle geçeyim. Hem buradan gidiyor. Hem de anne dediğin gibi bak. Buradan taşıyor zaten. Taşıyor zaten. Bak gidiyorsun. Devam ediyor. Biz sadece bu kuyunun seviyesini şey yapmakta çalıştık. Eşitlemek, aynı seviyede bırakmaya çalıştık. Evet. Yani hem de kuyu suyumuz. Bu su kimsenin olmadığı için bizden başka kimse de kullanmıyor ileride. O yüzden çeldik. Yani arkadaşlar şey demesin. Sadece siz mi kullanıyorsunuz, başkaları da var. Yok hayır, biz kullanıyoruz. Hatta ve hatta hayvanlar için anne, senin fikrindi, sen de söylemiştin. Tekrarlayayım. Hayvanlar için birebiri. Kuzu gelir, kurt gelir, kuş gelir. Ne güzel suyun içeri toplu şekilde gider. Aynen.
toplu şekil diçer. En büyük bu sene keşfettiğimizde maşallah, hani fişten çektikten sonra hala su basması bizim çok için mükemmel bir şey. Oğlum, şimdi biz başka bir şeyde 40 tane taş toplayacağız ya. Şu temiz yerden evet, toplayalım. Hadi gidelim anne. Hı, toplayalım. Bunları buraya koy, bırakıp koyayım. Ha, ya. Dursun onlar. Sen geç anne, sana zararın olmasın. Tamam. Süper bir şey oldu. Bize. Efendim? Güzel yerleri biliyorum. Ben biliyorum, biliyorum. Bak gari. Bu hiç... ne annem? Yosun gibi bir şey mi bu? Hmm, yabani bir ot da. Adı aklıma gelmedi, bilemedim. Güzel bir şey de. Yosundan gelmiş sanki annem. Yosuncu. Hmm, yosundur. Heh, gel bakalım şimdi. Şu temiz yerlerden taş toplayayım. Nohut gibi gibi. Aha, şuralardan toplarız. Aha. Çay taşı. Toplayalım. Bismillah. Şöyle. Değil mi? Aha. Şöyle değil mi? Aha. Böyle böyle. 4. Şöyle 5, 6. Sayarız. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 anne. 17. Senin de kaç tane var? 6. Son 4 tane kaldı anne. Tamam. Al verim. Son 4 tane. 3 kaldı annem son. Son 3. Tam 40 mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 40. 40. 40 defa. 40, 40 taşı topladık. Bunu ne yapacaktık anne biz? Poleni kırklarken şeyin için atacağız. Banyo suyuna. Evet. İnanışa göre. Ne için anne? Şimdi büyüklerimiz bugün Fatma anne de geldi. O da söyledi. 40 taşı atmayı unutmayın diye. Nasıl dedim? 40 tane taş toplayın. Banyo suyunun dibine atın. İşte o hep dursun, taşlar tertemiz, yıkayın. O suyla dedi yıkayın. Benim tahminim şey de olabilir mi anne? Bu taşların şeyi var anne, bir inanışa göre. Taşlar kötü enerjiyi aldığı için sudaki enerjiyi taşlar alsın. Heh, bence de. Şimdi bunları eve götürdük mü kaynar su dökeceğiz başına. Güzeldir, dezenfekte edeceğiz kaynar suya, yıkayacağız. Ondan sonra da banyo kovasının içine atacağız. Daha yıkamıyorduk. Gerçi göbeğe düşmedi de. Polenin 40 taşları. Kuzum benim. İyi, gidelim. Hadi çok gidelim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Güzel. Burada böyle tertemiz yerlerden topladık 40 taşlarını. Güzel güzel çiçekler, kaynak suları derelerden topladık. Kaynak suyumuz nasıl berrak oldu? Berrak bir şekilde akıyor gayri şöyle kuyuya. Şimdi bulanık gitti ya, o biraz bulandı ama birazdan durulanacak. 40 taşımız da tamam oldu. Her şey tamam oldu. Her şey tamam oldu çok şükür. Şimdi nereye gidiyoruz? Bahçe işlerine devam.
Aynen. Baş işlerimize devam. Bismillahirrahmanirrahim. Gönül dostlarım, Yakup'la gittik, suyu çevirdik, kırk taşlarını da topladık. Kırk taşlarını orada anlattık, biraz da burada bahsedeyim. Bizim yöremizde, yani bu Kütahya, Kütahya'nın diğer köylerinde var mı bilmiyorum da, hemen hemen bizim bildiğimiz, bizim köye yakın köylerde, yakın çevremizde, komşu köylerde bu adet var. Yani büyüklerimizden gelen gelenek, görenek, kültür diyebilirim. Mutlaka büyüklerimizin bir bildiği vardır ki onlar öyle kırk taş atıyorlarmış. Kırklı çocukların banyo suyuna. Biz de dedik atalım. Yani onların bir bildiği vardır diyerek de böyle taşı topladık. Yani banyo suyunun içine, kovanın içine taşı atsak ne olur, atmasak ne olur? Yani hani bir zararı olmaz. Atmasak belki de keşke ataydık diyeceğimiz bir durum olur psikolojik olarak. Atarsak hiçbir şey kaybetmeyiz. Yani taş aslında insanlar hani bir sürü taşlara, taşlardan mesela hakik taşı olsun, diğer bazı şifalı taşlar olduğuna inanılıyor ve gerçek var. Herhalde tam olarak nedendir, ne değildir bilmiyorum ama çocuk kırklıyken bebeklerde banyo kovasının dibinde bu kırk taş dururmuş. İlk yıkamadan kırkı çıkasıya kadar yıkadığımız suyun içinde kırk taşı. Hatta anne de aynı şekilde o taşlarla, taşlı hani kovanın dibine atacağız. Anne de o kovadan, taşlı kovadan yıkanacakmış yani. Biz de uygulayacağız. Ateşi yaktık. Su koydum. Ivırık da burada ısınsın. Ocak başımın etraflarını temizledim. Şuradaki bahçe gülleri, çiçeklerin aralarını çapaladım. Şeyimizi yıkadık. Sacımızı şurada. Yani saçlı sobamızı yıkadım. Bir tane pesleğen çıkmış burada. İşte bak. Onun etrafını açtım, suladım. Şimdi ne yapacağım? Su kaynayasıya kadar bahçede gidip birazcık işleneceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Sıra geldi pırasayı çapalamaya. Pırasa. Fatma anne vermişti bunu. Fatma anne fidaları verdi. Sağ olsun getirdi. Bebeğimiz olacağında gideceğimizden bir gün önce getirmişti. Bunları dik gelin, dik gelin. Lazım olur bahçende iyi ve kötü bulunsun demişti. Sağ olsun. Allah razı olsun. Gerçekten. Ye veya yeme elinde bulunacak bazı şeyler. Elinde, evinde bulunacak. Pırasa canım istese şimdi pırasa yaprağıyla bulgur pilav pişireceksin. Pırasa yaprağıyla yemek isteyeceksin. Pırasa yok. Kime istemeye gideceksin? Hayır neye isteyeceksin? Burada toprak var. İmkan varsa dikeceksin. İmkan yoksa da yapacak bir şey yok. Değil mi arkadaşlar? Pırasa çapası da gene çok ince iş ve çok otlanmış.
azıcık pırasamı ve pırasanın başucunda şöyle biberleri çapaladım. Arıttım. Az önce nasıldı, şimdi nasıl? Şöyle kenarlara yığdım. Yani güzel oldu ya. Çalışmayı seviyorum. Bu biberlerim de birkaç gün yansın. Yani suladık mı sebzeleri, iki gün sonra çapa yapıyoruz. Çapadan sonra bir iki günde yanmasını bekliyoruz. Yandığı zaman daha güzel oluyor. Su istemesi lazım. Yani yanmak demek su isteyecek. Daha şöyle susamamış. Bir iki gün yansın. Bizim bahsettiğimiz kendiliğinden akan su. Oo, yoy yoy yoy. Sürekli bahçemize akıyor artık. Soğan da sulandı. Maşallah, inşallah. Güzel. Bundan bahsediyorum arkadaşlar. Sulansın bakalım. Çok şükür, bin şükür. Soğan tepikleyeceğim zaten soğanı. Tepikleme zamanı gelmiş. Şuraya atayım da buradan aksın, sulansın. Tepikleme zamanı geldiği için soğanın, o yüzden boruyu içine attım, yani fortumu. Kırılsa da bir şey olmaz. Çay suyumuz güzel güzel kaynıyor. Erik kompostosu, erik hoşafı diyebiliriz yani. Özlem için pişirdim. Bu garesten eriği, çok şifalı bir erik. Şöyle suyu kıpkırmızı çıktı. Bu senenin eriği değil. Bu sene erikler ermedi. Daha geçen seneden derin dondurucuya dondurmuştum. Özlem'in bol bol komposto suyu içmesi lazım. Hoşaf deriz biz yani, her neyse. Böyle bunu süzeceğim. İsterse içerisine birazcık şeker atacağım. İstemezse atmayacağım. Özlem için böyle hoşafımız da hazır. Gönül dostlarım, akşam yemeğimiz de hazırlanıyor, pişiyor. Yemek pişerken bahçede bir şey gördüm. Sırası gelmiş iken onu görsel olarak sizlerle paylaşmak istedim. Kabakta, aşkabanda burun çürüklüğü neden olur? Burun çürüklüğü nasıldır? Görsel olarak şöyle gösterelim. Bu aşkaba. Kabak verdi fakat burnu çürük. Görüldüğü gibi. Aşkabağı güzelce dökmüş. Şurada kocaman. İşte tazecik. Bunda bir sıkıntı yok. Bunda da sıkıntı görülmüyor şu anda. Bunda sıkıntı var. Ne var? Bismillahirrahmanirrahim. Koparalım. Bak, sarı. Ucundan çürümeye başlamış kabak. Neden? Bu neden çürüyor arkadaşlar? İşte burun çürüklüğü deniliyor buna. Kabaklar oluşuyor veya salatalıklar oluyor. Sonradan da çürüyor dediniz, sordunuz gönül dostlarım, sevgili değerli YouTube ailem. İşte bunun nedeni tarlada bir şeylerin eksik olduğunu gösteriyormuş ve tarım kireci atılacakmış. Tarım kireci eksikliğinden dolayı böyle, yani kireç atılacak kabakları ektiğimiz yere, burun çürüklüğü. Bunu atacağız. Bu bir işe yaramaz. Başkalarında var mı? Geçen sene bizim burada tarlada, yani bu tarafta bahçemizin domatesler vardı. Onlarda da burun çürüklüğü oldu. Gene kabaklarda oldu. Öbür tarafta olmuyor bak. Burada bir şeyler eksik olduğunun delili. Ne yapacağız burun çürüklüğüne? Gönül dostlarım, tarım kireci atacakmışız. Kabakları ekmeden önce tarım kireci. Boş çiçekler gene sabah sabah kendini göstermiş şöyle. Kabakta boş çiçek, dolu çiçek olayı var. Bak, boş çiçek şurada dabandan başlıyor, kabak yok, şöyle geliyor boş çiçek. Ve hemen dolu çiçek varsa dolu çiçeğe gidelim. Bu da boş, daha net görünüyor. Kabak şuradan dolu çiçek olsaydı, şuradan kök tarafından kabak vermeye başlayacaktı. Boş çiçek bak. Şöyle geliyor geliyor. İşte. Boş.
Bunlar, bu da boş, bu da boş. Dolu çiçekler. Heh. Dolular. İşte net belli. Bugün o kadar net çekebildim ki. Bak. Şu kökenden hemen kabak oluşuyor. İşte kabak oluşumu. Boş çiçekte oluşmuyor. Bak ha, daha açmamış Gonca'da. Bak buradan kökenden boş. Bu açacak, çiçek olacak. Aynen şuradaki görünenler gibi. O kadar net ki bak. Hem de ikiz çiçek. Bunlar da boş. Böyle boş ve dolu çiçek. Boşları doldurabiliriz, kızartabiliriz. Her şeyi yapabiliriz. Dolular da zaten kabak veriyor. Bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın gönül dostlarım. Köydeki evimizin bahçesinden sesimin gittiği her yere selam, sevgi, saygı gitsin diyoruz ve videoyu burada kapatıyoruz. Videoma beğeni atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra yandaki zili açın ve videolarımdan haberdar olun. Sevgiyle kalın.